teşekkür ederiz. Evet. Ödül aldı. Hayır, yani öyle hani katılımımızdan dolayı böyle bir şekerlik yaptılar bize. Niye böyle kaldınız? İşte dizi ve okulum devam ediyor. Okul ve dizi arasında ve okul projelerim arasında gidip geliyorum. Yaklaşık 3 hafta sonra diziyi bitiriyoruz. Artık 1,5 sene sonunda hepimiz çok yorulduk ve hikayenin de sona erdiğini düşünüp 3 hafta sonra dizi bitiyor. Ve ondan sonra işte artık yaz için planlarımız başlıyor. Sanat dünyasının en büyük sezonu aşıldı biliyorsunuz. Herkesin... Ama sizin de bitti ve uzunca bir sürede olmasını istemiyorum. Herkes mutlu olsun inşallah, çok güzel uzun uzun devam eder. Özellikle Gizli'de çok severim ve hani mutluluklar diliyorum ona. Düğüne davetli miydiniz? Güzel Hanım aceleden, telaştan unutmuş çoğu kişi çağırmayı. Zaten burada değildim. Değil mi? Evet. Peki sizin yine ileride hani bir nikah ne olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz anlamında? Yok yok, öyle bir şey yok. Tövbe mi ettik? Öyle bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Tövbe mi ettik yoksa? Hayır ama şu anda yani hani kendi iş hayatıma konsantreyim. Bunlar hani çok üzerine konuşmak istediği mevzular değil açıkçası. Efendim, yaza planları mı olacak dediniz? Bu sene Tuğba Ünsal kendine izin mi verecek? Güzel bir tatil mi yapacaksınız? Ne gibi planınız var? Beni çok heyecanlandıran bir durum. İspanyolca öğreniyorum. Ve yazın ilk iş işte İspanya'da bir 4 haftalık bir kursa gidip İspanyolcayı geliştirmek istiyorum. Onun dışında da hemen zaten Los Angeles'a uçuyorum Haziran sonuna doğru. İngilizce biliyorum. İspanyolca dünyada en çok konuşulan dil. Ve artık hani ülkemizde gelişen modern bir ülke olarak kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor anlamak için en azından onların dilini bilmek lazım. İngilizcenin artık yeterli olduğunu düşünmüyorum. İspanyolca da hani İkinci bir dil olarak öğrenmek istiyorum. Peki aşk ne durumda? Sizi ilgilendirmez. Özel hayatımla ilgili konuşmayı doğru bilmiyorum. Efendim, biz de üzmek istemiyoruz. Biliyorsunuz yazıldığı zaman sormak zorunda kalıyoruz. Özel hayatımda bir durum yok zaten yazılması gerekenini anlatayım. Hayır yani... Yazılsın. Çok umurumda değil yani. Yazan insanlara sormanız lazım. Ben normal hayatın seyrinde yaşıyorum sizin gibi yani. Çok bir farkım yok. Normal hani arkadaşlarımla yemek yiyorum, ediyorum falan. Bunun dışında hani insanlar kafalarında ne yazmak istiyorsa varsın yazsın. Tüm kameralar burada o zaman. Aşk var mı diye soralım. Siz de cevabını verin. Hayır, şu an özel hayatımda kimsecikler yok. Ama önümüzde koca bir yaz var diyorum. Yaz aşkı. Evet, eskiden olurdu değil mi böyle yazlıkta yaz aşkları? Bu söylemimizden de yazılanlar yine yalan çıkıyor çünkü hani Yalın Bey'le tekrar buluştuğumuza dair haberler var. Onu hiç duymadım bile. Öyle mi çıktı? Evet. Ya, sürekli. Sürekli, evet. Yaklaşık 2 sene. Mekanlarda, gittiğiniz mekanlarda sürekli köşe kapatıyor. Bu kadar doğal değil mi arkadaşlar yani? Hakikaten çünkü aşağı yukarı hani İstanbul'da gidilen yerler aynı. Sosyal çevremiz aynı. Karşılaşmak o kadar doğal ki ama bunun adını pişti falan demek böyle çok üzücü terimler bunlar. Tabii ki yani karşılaşıyoruz. Selamlaşıyor musunuz? Herkesle karşılaşıyorum. Yani eski erkek arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Hayatımdan çıkardığım kız arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Çok doğal İstanbul'da karşılaşmak. Peki işte hala bazı şarkılarını size yapıyormuş. Bir kadına şarkı yapmak o kadını nasıl heyecanlandırıyor mu sizler? Bunlar çok magazinsel konular, hiç zannetmiyorum. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Tamam, görüşürüz. Şunu da alın benim. Bu çok gracias.